Öte yandan 20 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan ve izleyen dönemde liralaşma politikamıza önemli katkı sağlayan kur korumalı mevduat enstrümanını son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. Bu çerçevede tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla geliştirdiğimiz geliri endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdik. GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83.816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir. Değerli katılımcılar, iş dünyamızın finansmana erişimini destekleyerek yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla yeni kredi paketlerini uygulamaya aldık. Bu kapsamda kredi garanti fonu aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Son dönemdeki selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL'cisinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ile 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Finansmana erişim ile ilgili attığımız adımlara ek olarak vergi kanunlarında da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık. İhracatı yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların ihracat bedellerinin %10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle ihracatçılarımızın iadelerini çok daha kolay bir şekilde almalarının önünü açmış olduk. Değerli iş insanları, çok değerli dostlar ve bugünkü toplantının merkezinde olan Kayseri, özellikle de konu başlığının çok değerli objeleri Türkiye Cumhuriyetlerinin büyükelçileri. Türk olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyetlerinin temsilcisi olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin neler neler yaptığını lütfen çok iyi izleyin. Bize çok iyi işler yapıyoruz. Hep beraber dış işlerimiz, ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü. Ve bunu kimse değiştiremeyecek. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük hesapların adamı hiç değiliz. Tam tersine bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın inançlı ve kararlı torunlarıyız. Biz bastığımız yerleri toprak diye geçmeyen insanlarız. Her ne pahasına olursa olsun mandacı ve karanlık zihinler karşısında dimdik durmayı, gerekirse gövdemizi siper etmeyi bilen bir milletin çocuklarıyız. İçe kapanmış, küçük hedeflerle avunan eski Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarıyla birlikte geride bırakılmıştır. Kalbi bayrağımızın aşkıyla çarpan, bu toprakları abat etmek için tüm gayretini gösteren insanımızın önüne geçmişte duvar gibi dikilen bürokratik engeller artık geri gelmemek üzere yıkılmıştır. İnsanımızın refahı için hiçbir somut çaba sarf etmeden, ülkemizin bütün başarılarının üzerine örtmeye çalışarak, sabah akşam karamsarlık bulutları yaymaktan başka iş bilmeyenleri hepimiz görüyor ve biliyoruz. Biz iyimseriz. İyimser olmaya devam edeceğiz. İyimseriz
temkinli iyimseriz. İşimize odaklanıyoruz, dünyayı okuyor, tüm verileri değerlendiriyoruz ve iyimser bir bakış açısıyla, rahmani bir bakış açısıyla işlerimizi yürütüyoruz. Biz karamsar değiliz. Karamsar olmayacağız. Çünkü karamsarlık şeytanidir. Sürekli vesvese verir. Bayrağımızı en yüksek zirvelere dikmek, insanımıza en muhteşem yarınları sunmak için çıktığımız bu yoldan Rabbimin inayetiyle bizi hiç kimse geri döndüremeyecek. İstikametimizden en ufak bir sapmaya dahi yol açamayacaktır. Bizler onları köhnemiş zihniyetleri, hiçbir yere varmayan karamsarlıklarıyla baş başa bırakıyor. Bu topraklara ve milletimize duyduğumuz aşkla yolumuzda dost doğru ilerlemeye devam ediyoruz. ASKO'nun değerli üyeleri ve Kayseri'mizin azimli, gayretli insanının da bu inançla bizlerle beraber yol alıyor olması davamızı gücümüze güç katarak daha da güçlü kılıyor. İnanıyorum ki yarınlarımız beraberce yürüdüğümüz bu yolda birlikte imza atacağımız yepyeni başarılara gebedir. Bunu iyimserliğimizin ve inancımızın gücüyle evlatlarımızın geleceği için omuz omuza der dökerek başaracağız. İnanıyorum ki yeni dönemde oluşan bölgesel ve küresel fırsatları Kayseri'mizin iş insanı olarak sizler işlek zekanızla, girişken tavrınız ve çalışkanlığınızla en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Biliyorum ki sabırla ve azimle yürüdüğümüz bu yolda Yüce Rabbim en büyük yardımcımızdır. Değerli Başkanım ve Valim, Kayseri'nin değerli evladı paşamızı karşılamaya gittiler, Sayın Savunma Bakanımızı. Bugün Kayseri iş insanı ile, Savunma Bakanı ile, Hazine Maliye Bakanı ile inşallah yeni kararların alacağı, Türkiye Cumhuriyetlerimizle de kol kara görerek, omuz omuza yürüyerek çok işler becereceğimiz, başaracağımız ve hedefe doğru gideceğimiz bir günün güçlü bir anlamı ifade edeceği bir cuması olacak inşallah. Bugün bu güzel buluşmanın gerçekleşmesinde başta ASKON Genel Başkanı, çok değerli dostu Sayın Orhan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantımızın Kayseri ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin inşallah. Bizi ASKON Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın takdim ediyor. Güçlü bir alkış rica ediyorum. Sayın Bakanımız ve değerli başkanımız için.